Kazım Karabekir Paşa'nın bahsettiği bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, anlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli süfek aldım, Doğu Cephesi'nin ilk armağanı olarak Batı Cephesine ulaştırılmak üzere yola çıkardım ifadelerini kullanmıştır. Arkadaşlar bakın Doğu Cephesi'ndeki İlk anlaşmayı sormuş bize. Bu anlaşma tabii ki de Gümrü Anlaşması olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 5 şıkkı olmalıdır. Yunanlıların hemen saldırıya geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? Londra konferansında Sevr Anlaşması'nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması önerilmiş. Bu önerileri Türk delegeler Ankara'ya bildirmeden Yunanlar saldırıya geçmiştir. Bakalım şıklarımıza. Tekalifi Milliye Emirlerinin uygulamaya konması. Arkadaşlar bu süreçte daha Tekalifi Milliye Emirleri yok zaten. Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra uygulamaya konulacak. O yüzden A şıkkı olmaz. Yunanistan'ın 1. İnönü Savaşı'nın yenilgisini unutturmak istemesi olur tabii ki arkadaşlar. Çünkü özellikle 1. İnönü Savaşı'nda ağır bir yenilgi almaları Yunanları olumsuz etkileyecek. Ve tabii ki böyle bir durum karşısında hemen saldırıya geçecekler. Türkiye'nin misak-ı milli dünya kamuoyuna duyurması olur tabii ki arkadaşlar. Misak-ı milliden de rahatsız olacaklar zaten. Konferansın hiçbir sonuca varılmadan dağılması Elbette doğru arkadaşlar çünkü konferansta Sevran anlaşması bize zorla kabul ettirilmeye çalışılıyor yine ama biz anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmeye vesaire çalışıyoruz. Anlaşma devletlerinin Yunanistan'ı kışkırtması da tabii ki yine olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türk milli mücadelesini desteklemesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Sovyet Rusya aslında bu süreçte yalnız kalmış bir devlettir. Çünkü özellikle komünizmi benimsemiş olmalarından dolayı Avrupalı devletler e, komünizmin kendi ülkelerine sıçramasından korkmaktaydı ve Sovyet Rusya'yı yalnız bırakmış durumdalardı. Sovyet Rusya da özellikle 1. İnönü Muharebesi'nden sonra bizim başarımızın artmasıyla da birlikte e, dost olmak için bizi seçti ve milli mücadeleye destek oldu. Burada tabii ki halkçılığı temel esas almamızda etkili olmuştur. Çünkü Sovyet Rusya'da da halkçılık mevcuttur. Sovyet Rusya'nın boğazların anlaşma devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması tabii ki arkadaşlar. Çünkü artık anlaşma devletleri ve Sovyet Rusya dediğim gibi anlaşamıyordu. Ee, yani aralarında güzel bir ilişki bulunmuyordu. Bu yüzden tabii ki boğazlar üzerinde onların etkin olmasını istemiyor Sovyet Rusya. Sovyet Rusya'nın kendi rejimini pekiştirmek istemesi de olabilir arkadaşlar. Çünkü e, Türk milli mücadelesinde Türkler başarılı olursa Sovyet Rusya'nın rejimine karşı olmuş olan Avrupalı devletler e, kaybetmiş olacak. Bu yüzden tabii ki olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mudanya görüşmelerinde Fransız temsilcisi Trakya'nın TBMM hükümetine teslim edilmesini kabul ederken İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalyan temsilcisi ise bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini bildirmiştir. Bakalım şıklarımız arkadaşlar. Fransa TBMM hükümetinin yanında yer almıştır. Evet çünkü Fransız temsilcisi Trakya'nın TBMM'ye kalması gerektiğini savunmuş. İngiltere İtalya'nın politikasını desteklemiştir. Arkadaşlar İngilizler ve İtalyanlar farklı politikalar izlemiş. O yüzden bunu söyleyemeyiz. İtalya temsilcisi görüşmelere hükümetinden izin almadan katılmıştır. Hayır, sadece bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini söylemiş. Fransa, İngiltere ve İtalya İstanbul hükümetini desteklemiştir. Hayır, sadece Fransa desteklemiştir. İngiltere TBMM'nin varlığını tanımamıştır. Hayır tabii ki arkadaşlar. Tanımasa zaten görüşmelere de katılmazdı. Varlığını hiç kabul etmezdi yani. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu madde durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Devre anlaşmasının bir maddesine göre Osmanlı uyruğundaki herhangi bir kişi anlaşma devletlerinin vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlık değiştirildiği tarihten itibaren kapitülasyonlardan yararlanabilecekti. Peki arkadaşlar bakalım. Osmanlı ekonomik hayatında daha fazla etkinlik kazanmak Tabii ki olur. Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki herhangi biri anlaşma devletlerinin vatandaşlığına hemen geçebiliyor ve direkt kapitülasyonlardan da faydalanabiliyor arkadaşlar. Doğru. Yabancıların ülkelerine dönmelerini çabuklaştırmak bununla bir alakası yoktur arkadaşlar. Kapitülasyonların kapsadığı alanları artırmak. Burada böyle bir durumdan da bahsetmemiş. Yani kapitülasyonlar yayılacak, farklı bölgelerde de uygulanacak vesaire dememiş. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Bu ilke ile TBMM ve Sovyet Rusya aşağıdakilerin hangisi yönünde karşılıklı olarak birbirlerine güvence vermişlerdir? TBMM hükümeti ile Sovyet Rusya arasında 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nın başlangıç kısmında milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi ilkesine yer verilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Bağımsızlıklarına saygı duymak tabii ki olur. Bu konuda birbirlerine güvence vermişler. Çünkü milletler kendi geleceklerine serbestçe karar verebilirse tabii ki bağımsızlıklarını da koruyabilirler. Dünyadaki bloklaşmalar dışında kalmak değil arkadaşlar. Arpa diplomasisini izlemek de değil. Milletler cemiyetine üye olmak bununla zaten hiçbir alakası yoktur. Ekonomik ilişkilerde bulunmak hayır arkadaşlar. Dediğim gibi doğru cevabımız A olacaktır.